Hadi gel evladım. Her şey yerli yerinde, sapasağlam. Biraz temizlik gerekiyor. Uf. Yaparım. Biraz temizlik, biraz bakım, çiçekler ekeceğiz, çok güzel şeyler yapacağız burada. Hadi gel otur şuraya. Dur şunu koyayım. Eşyalar indirene kadar, ah bak ne güzel. Gel otur, sen burada dinlen şimdi. Tamam mı? Hadi ruhumu. Güzelim. Neden? Neden ulan neden? Neden? Bütün bunlar neden? Rahat mı orası? Ben mi istedim bu kadar çok şey sizden niye? Temiz bir isim yeterdi be baba. Ha? Temiz bir isim yeterdi. Düzgün bir kan yeterdi. Ruhumun nuru.
Hadi. Hadi güzelim. Hadi. Aç gözlerini. Hadi. Hadi. Açtı gözlerini. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım sana şükürler olsun yarabbim. Ay güzel durun benim. Ruhumun nuru. Babaanne. Kurban olsun sana babaanne. Buralardan gidelim babaanne. Olur. Gidelim buralardan. Tamam. Gideceğiz. Götüreceğim seni. Şuraya şöyle koyalım. Ha. Sağ ol. Hayır. Kara gözlüm, selvi boylum. Ah, dinlenebildin mi biraz? Eşyaların hepsi indi. Kamyon da gitti. Biz bize kaldık. Burayı çok güzel yapacağız. Çok güzel olacak burası. Uykusu gelmiş oğlum. Hadi kalk bakayım, odana götüreyim seni. Hadi kalk. Gel. Gel dinlen biraz. Teyzeciğim, dosyalar burada, icra kararı da burada. Lütfen zorluk çıkartmayın bize. Karar mararı bırakın bir kenara lütfen. Lütfen. Bakın acımız daha çok taze. Anlayış gösterin biraz. Götüremezsiniz her şeyimizi. Sizde vicdan yok mu? Vicdanınız yok mu sizin? Ha? Teyzeciğim, oğlum bunu fakir fukarayı dolandırmadan önce düşünecekti. Lan sen ne konuşuyorsun? Ne karıştırıyorsun? Defolun gidin yeter be! Ne izliyorsunuz kadını? Defolun! Yürüyün gidin yeter defolsanıza! Çık lan! Çık! Defolun be! Oh babaanne, ilaçlarını almadın mı ya? Ah.
Buyurun teyzeciğim. Hepsi 14 lira. Yumurtalar ne kadar tuttu? 2,5 lira teyze. Onlar kalsın. Sonra alırım. Teyze, hoş geldiniz. Yeni kiracısınız herhalde. Hayır, burası benim evim. Aa, öyle mi? Şehir dışında diyorlardı buranın mülk sahibi için. Hatta arada gelip de bakıyorlardı. Öyle öyle. Şimdi torunumla taşındık buraya. Hoş geldiniz. Nasıl yerleşebildiniz mi bari? Evet. Bir elektrik işini halledemedim. Açtırmak lazım herhalde. Aman be teyze. Burada kimse elektriğe para falan vermez. Bütün saatler evin içinde. Dur ben gelip halledivereyim hemen. Zahmet olmasın. Vallahi bu saatlerden kalmadı artık. Bakıyorum. Tamamdır. Basayım mı düğmeyi? Bas. Harika. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Lafım olur teyzeciğim. Elektrikçi geldim mi kapıyı açmayacağım. Saati okumadım mı sorun yok. Sonra bir ara gider aç başlarını falan halledersin. Torun diyordun sahi o nerede? İçeride uyuyor. Yorgun. Neyse ben karşıda oturuyorum. Bak bir şeye ihtiyacın olursa muhakkak kapımı çal tamam mı? Tamam. Bu arada Emine ben. Ben de Zehra. Memnun oldum. Hadi kal sağlıcakla. Ellerine tekrar ne demek, sağlık. Ne demek? Sağ ol. Günaydın. Bak en sevdiğin kupa. Çay da hazır. Ceren'in hediyesi. Otur. Anladım ben seni. Hadi otur.
Yaşar çiftinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından sonra ortaya çıkan tablo gittikçe değişiyor. Yaşar çiftinin kurdukları vakıf aracılığıyla milyonlarca dolarlık bir vurgun yaptıkları iddia ediliyor. Babaanne? Babaanne? Anne. Benim bahtsız torunum. Günaydın Zehra teyzeciğim. Günaydın komşu. Benim toruna kahvaltıda yumurta kıracaktım, kalmamış. Baktım bakkala gidene kadar da. Ben getireyim hemen. Var mı başka ihtiyacın? Yok yok yok. Sağ ol kızım. Ben çay demlemiştim. İstersen buyur. Anahtarımı alıp geleyim hemen. Ne yapacağımı bilemiyorum. Hiçbir eski eşyasını kullanmıyor. Üstündeki iki parça giysi de kendi aldıkları. Telefonu, güzel bir telefonu vardı. Onun yüzüne bile bakmadı. Keşke çıkıp dolaşıp hava alsa. Kolay değil Zehra teyzeciğim, hiç kolay değil. Ama hepsi geçecek, sen merak etme. İstersen bir doktora gösterelim, yok mu bir ilacı falan? İlaçların hepsini attı, kullanmadı. Hastanede 20 gün dayandı anca. Doktor hayatta gitmez artık. Zehra teyze, var mı bir sıkıntınız? Sağ ol, yok. Ama daha ne kadar dayanırız bilemem. İnşallah senin torun da iyileşince bir de güzel işe girer. Oh, rahatlarsınız. Hem bu kadar eşya, kullanmıyorsa satın gitsin. Bayağı para eder, güzel şeyler çünkü. Doğru söylüyorsun, doğru. Ama Mehmet'e bir sormak lazım. Ne der bakalım. Kiminiz kimseniz yok mu oralarda? Vallahi pek akrabamız kalmadı. Olanlar da malum sebepten zaten aramayı kestiler. Aman ben de sorup duruyorum işte, boş ver. Hayat değirmen misali bizleri öğütüp öğütüp duruyor. Ama her şey çok güzel olacak, sen hiç merak etme. İnşallah, inşallah. Neyse ben gideyim artık, işe gideceğim daha. Nerede çalışıyorsun? Ben bir temizlik şirketinde çalışıyorum. Güzel, güzel. Maşallah sana. Hadi görüşürüz. İstemiyorsan at gitsin onları. Ama bir taraftan da hesabımız belli. Artık hiçbirini yerine koyamayacağız. Tamam, sen biraz hava al. Dolaş, gez. Hadi. Ne güzel çalıyorsun. Okulda mı öğretiyorlar? Yok, hayır, babam öğretti.
Sen burada mı oturuyorsun? Kahvaltı ettin mi? Hı hı. Zaten şu an antrenman yapıyorum. İşe gideceğim de. Ne işi bu? Müzik işleri teyzeciğim, müzik işleri. Sanatçıyım ben. Siz galiba yeni taşındınız. Annem söyledi. Evet, evet. Yeni taşındık. Hayırlı olsun. Gelirim sonra bir gün. Şimdi çalışmam lazım. Kapat şimdi kapıyı, kapat. Sokağın ekosunu bozuyorsun. Peki. Kolay gelsin sana. Hoş geldin. Ruhumun nuru, hoş geldin. Gel, merak ettim ama. Nasıl geçti? Neler yaptın? Anlat. Ha? Ay, vermişsin eşyaları. Ay yo yo yo, sen de kalsın. Lazım olur, sen de kalsın. İstanbul değişmiş mi? Hani son geldiğimizde bir börekçiye gitmiştik. Bak sana ne diyeceğim. Üst sokakta bir bilgisayarcı var. Eleman arıyorlarmış. Bir telefonum var benim burada. Hiç kullanmadım. Belki senin işine yarar ama eski meski. Sen Ceren'i hiç aradın mı? Onca şey arasında bir tek o kız. Neyse. Bak merak etme. Telefonu kendi aylığımla aldım. Hadi bakalım. Bir aç. Ha? Hadi. O da senin gibi inatçı. Ama dur bak sen şimdi. Efendim baba.
ücretsiz. Ne? Yapma böyle sevgilim. Her şey düzelecek. Hayır, hiçbir şey düzelmeyecek. Her şey daha da kötü olacak. Yapma böyle, ne olur. Senin hayatın devam ediyor. Hem babaanne var. Son zamanlarda iyice kötüleşti. Hem şu reddi miras işiyle bütün sıkıntılarınızdan kurtulacaksınız. Soyadım da değişecek mi? Hala aklım almıyor. Nasıl yaparlar bu? Bu ne? Mehmet. Nasıl yaparlar bu neyi? Söyle söyle, cümleni tamamla lütfen. Saçmalama, öyle demek istemedim. Gerçekten tamamlayabilirsin. Söyle, evet. Neyi diyecektin? Hırsızlığı mı diyecektin? Yapma. Şerefsizliği mi diyecektin? Üçkağıtçılığı mı diyecektin? Mehmet. Mehmet. Sevgilim. Konuşmasan da orada olduğunu bilmek çok güzel. Nasılsın? İyiyim. Nasıl, alışabildiniz mi İstanbul'a? Yerleşebildiniz mi? Babaanne nasıl? Ben uykunu böldüm galiba. Yarın yine ararım. Açacaksın değil mi? Seni seviyorum. Ne olur kendine çok dikkat et. Seni çok seviyorum.
Günaydın Selvi boylum. Nereye böyle yine dolaşmaya mı? Şu söylediğin işe bir bakacağım babaanne. Önce kahvaltı et ama. Hadi otur, otur. Güle güle. Şöyle 3 numaraya geçebilirsin. Bir şeyler almak için mi geldin? Söyle bakalım, adın ne senin? Mehmet. Bu işlerden anlıyor musun Mehmet? Ha? Anlar mısın? Vay vay vay, üniversite mezunusun ha. Güzel güzel. Mehmet, bu kafede yapman gereken bir takım işler var. İlki internet kafe. İkincisi teknik servis. Üçüncüsü çay yapar mısın? Çay yapmaktan anlar mısın? Öğrenirsin, öğrenirsin. Bunun için sana tam 200 lira haftalık vereceğim. Nerede oturuyorsun? Biz yine taşındık. İki sokak aşağıdayız. İki sokak aşağıda. Çok daha iyi. Bu şekilde hem yol parası vermezsin hem de yemeği burada yeriz. Eğer istersen yarın hemen gel başla. Ha? Hemen de iş buldu, görüyor musun? Sabah erkenden gitti. Ben sana söyledim Zehra teyze. Her şey düzelecek diye. Maşallah, maşallah. Zeynep, hadi Zehra teyzene bir şarkı çalıver. Ne çalayım Zehra teyze? Ne istersen onu çal. İlahi Zehra teyze. Ben ne istersen onu çalmam ki. Kim ne isterse ona göre bir şarkı bulur, onu çalarım. Yoksa yani o işlerde para yok. Ne işiymiş bu? Aman, buna metroda bir yer verdiler. Gelene gidene şarkı çalıyor. Onlar da para atıyorlar. Ayıp ediyorsun anne. Öyle kolay değil o işler. Güzel defter o öyle. Adnan amca yapıyor bize. Tüm mahalleye dağıtır hep. Ama şimdi bana öğretti. Sana da yaparız istersen. Olur olur. Mehmet, sen misin? Ben yarış oyunu oynamak istiyorum. Ben soyadımı değiştirmek istiyordum. Tabii ama önemli sebepleri olmalı, biliyor musun? Anladım. Geçmiş olsun. Ben mahkemeye başvururum. Mahkemenin de hemen değiştireceğini düşünüyorum.
Başvuruyu yapınca ararım. Ama biraz maliyeti var biliyorsun. Anlat. Ha, nasıl geçti günün? Anlatsana, nasıl bir işmiş? Bak ben de bilmek istiyorum. Ha? Anladım ben seni. Anladım. Sen bana da kızgınsın. Babaanne. Ben daha iyiyim, merak etme, tamam mı? Babaanne. Hepsinden kurtulalım, olur mu? Olur. Onlara dair ne varsa hepsini satalım, olur mu? Olur. Nasılsın küçük kemancı? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Bak sana ne soracağım. Yakınlarda bir antikacı var demiştin değil mi? Evet annem. Götüreyim mi seni? Hadi. Adnan Bey, insan ne oldum dememeli. Bir gecede her şeyimiz yıkıldı. Çok varlıklıydı oğlum. Bir gece gelinimle eve dönerken arabayla karşıdan gelen bir araba mı ne bilmiyorum çarpışmışlar. Gelinim hemen oracıkta vefat etti. Oğlum da hastanede. Hay Allah. Başınız sağ olsun. Ama sonrası daha da kötü. Birer birer işlerinde pek de dürüst olmadıkları çıktı ortaya. Neyimiz var, neyimiz yok aldılar. Bana bir yadigar kalan torunum Mehmet. İyi değil. Henüz toparlanacak tabii. Yavaş yavaş kendine gelecek. Yani bir psikoloğa falan götürün diyeceğim ama. Doktorlar ilaçlar verdiler. Hepsini attık. Yani kullanmadı hiçbirini. Onu depresyondan çekip çıkaracak bir sevgili lazım. Neyse teyzeciğim ben... Şunları gösterebileceğim arkadaşlarımla bir görüşeyim. Fakat bunların epey değeri vardır, ben size söyleyeyim. Para mühim değil. Esas mühim olan bunlardan kurtulmak. Evin içinde görecek diye ödüm kopuyor. Tam da iyileşirken. Nasıl para mühim değil? Ben bu eşyaların parasını kazanmak için kaç sene şarkı çalardım biliyor musunuz? Adnan abi nasılsın? Hoş geldin Süleyman. Ne haber Süleyman? İyidir be abi, ne olsun. Sana süper kitaplar getirdim. Yine bizim hocanın çöplerinden. Bir ara bakıverirsin istersen. Bak seni tanıştırayım. Yeni komşumuz Zehra Hanım. Annem hoş gelmişsiniz. Öpeyim. Kullanmadığın kağıt defter var mı? Dur be oğlum, daha birinci dakikadan ya. İşte Süleyman böyle girişimci bir kardeşimizdir, sağ olsun. Yok abi, ben şey olsun diye söylemiştim. Olmaz olur mu? Neler var? Gel istersen, hem börek de yaptım, sana ikram ederim. Olur vallahi, kurt gibi de açım zaten. Kız, ne bakıyorsun kitaplara? Hani masa kitabı bulacaktım bana, yok işte orada. Canım söz dedik ya, kimse çöpe atmamış, ne yapayım? Ay, gününe sağlık, çok güzel olmuş.
Oğlum annem, bunlar çok iyi para derler ya. E ne işte? Satarsın, parayı da karışırız. Tamam annem, sen merak etme. O bende. E anlat bakalım. Ne iş yapıyorsun sen öyle arabayla? Ne yapayım annem işte, ekmek parası. Sokaklarda çöpleri karıştırıyoruz işte. Ama daha çok kağıtta para var. Yani biz değerli kağıt deriz. Değerli çöp, değerli kağıt. Ya nasıl kağıt bunlar? İnsanlar atıyor annem. Biz de topluyoruz. Bazen başka çöpçülerle kavga ediyoruz. ...28 numaranın çayı vardı. Kolay gelsin bakalım. Taktığın o işlemci o bilgisayara biraz fazla değil mi? Yani evet, biraz güçlü bir işlemci almışlar. Tam bizim oğlanın bilgisayarına göre. Onu alıp bizim oğlanın bilgisayarına takarız. Ona da bir şey uydururuz, ne dersin? Ben böyle bir şey yapamam. Neden yapmaz mısın? Çünkü hırsızlıkla aynı şeyi de onunla... Oğlum bu dünyayı sen mi kurtaracaksın? He? Sen mi kurtaracaksın? Ben böyle bir şey yapmam. İyi ki sizi gördüm babaanneciğim. Ben de seni. Ben de bunları mutfağa götürecektim. Şöyle geç sen. Sevinmedin sanırım beni gördüğüne. Mehmet, sen olmadan yapamıyorum, nefes alamıyorum. Ben hatırlamıyorum bizi. En kolay eller hatırlar. Ha işte şöyle. Şimdi bir güzel dolaşın, gezin. Güzel güzel. Ha? Luna Park'a gidelim mi? Gidelim. Dönme dolaba da binin, olur mu?
İş nasıl gidiyor? Pek gitmiyor. Daha iyi bir iş arasan belki... Hemen beni tanıyacakları bir iş gibi mesela. Senin suçun yok. Olanların seninle hiçbir alakası yok. Bunu biliyorsun değil mi? Ya komşum, ne iyi etti de geldi biliyor musun? Belli ki senin torun da pek seviyor bu kızı ha. Mesafe aşkı öldürür, söylemedi demeyin. Ay Mehmet'imin yüzünde güller açıyor. Dün evde, o odada bir konuştular. Bıcır 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 bıcır. Eve geldiğinden beri Mehmet bu kadar konuşmamıştır. Sadece konuşmamışlardır herhalde. Ay tövbe estağfurullah. Kalk odana ders çalış bakayım sen. Aa. Seni. Ne yalan söyleyeyim Zehra teyze. Bu senin tek başına halledebileceğin gibi bir şey değildi. Öyle öyle ama ne yapacağım ki? Çok zor be Zehra teyze. Hiç anlatmadık sana. Bizimki de içeride hırsızlıktan. Aa. Ne yaptı ki? Zeynep 3 yaşındayken bir gece kusma ateş hastalanıyor. Hastaneye götürüyoruz. İşte ilacı yurt dışından mı ne gelecekmiş. Bizimki de o zaman bir benzincide çalışıyor. Patronundan istiyor, vermiyor nankör herif. Ondan sonra ilacı sipariş ediyor. İlacı almaya gideceği günde sen çalıştığı yeri soyup soğana çevir. Ya. Ah, öyle ödüyor ilacın parasını. Ah yavrum. Ah. Ah, ah. Çok zor çok. Şimdi şirkette bile bana güvenip hiçbir şeye emanet etmiyorlar. Hiç kimse bilmiyor ki işin iç yüzünü. Geride kalana daha zor. İyi ki geldiniz babaanneciğim. Ben de gitmek üzereydim. Aa, gidiyor musun? Okul var. Evdekiler de merak etmesin. E ne diyeyim peki? Gel öpeyim seni. Arayı uzatma. Yakında tekrar geleceğim babaanneciğim. Görüşürüz. Nerede çifte konular? Gittiler. Kaldın yine bir başına değil mi? Hayırdır? Sen niye geldin bakalım? Seni almaya. Hadi kalk kalk kalk. Mesro'ya gidiyoruz. Aa, öyle apar topar olur mu? Hazırlanmalıyım biraz ha. İlahi Zehra Hanım. Gören de güne gidiyoruz sanır. İşe gidiyoruz. Hadi. Peki. Peki o zaman.
Hadi gidelim bir dakika. Böyle para atacaksın ki. Yani başka da atmış gibi gözüküyor. Reklam bile mi? Hep böyle tenha mı oluyor burası? Öyle kalabalık olacak ki sen bile şaşıracaksın. O vakte kadar nokta atışı çalışacağız. Bak mesela şuradaki gelenlere. Yani. Yani bir 5 kağıt atılır. Normalde gelirsin, geçersin, parayı atarsın, gidersin. Ama böyle sevgi gösterilerinde bulunanlar da oluyor açıkçası. Yalnız Süleyman, ben bu cildi arıyordum abi. Tebrik ederim. Eyvallah abi, sağ ol. Nereden buldun? Sultanahmet'teki müzenin çöpünden çıktı abi. Müzenin çöpünden? Evet abi. Tahmin etmeliydim. Adnan abi, şu gelen Zehra teyzenin torunu değil mi? Evet o. Kardeş, sen Zehra teyzenin torunu değil misin? Evet, siz? Gel gel, babaannem buradaydı geçenlerde. Gel ya, biz komşuyuz artık senden. Gel otur, biz de bir çay içelim. Geç. Merhaba kardeş. Merhaba. Gel buyur. Ah, Süleyman da benim iş ortağım. Yok be abi, amma yaptın. Yani alt tarafı bulduklarını getiriyorum. Hepsi bu ya. Sen ne iş yapıyorsun Mehmet? Ben üst sokakta, internet kafede çalışıyorum. Ya kardeş, sıkılmıyor musun sana dört duvar arasında? Vallahi benim içim bunalır ya. Bak gel sen beni dinle, bizim işe gir. Kendi işinin patronu olursun. Adnan abi, bizim Mustafa abiyi biliyorsun değil mi abi? Ya onun kızı için senden defter alabilir miyim? Şimdi? Olursa abi. Bir dur, iki dakika getireceğim. Eyvallah abi, sağ olasın. Sadece geceleri mi çalışıyorsun? Genelde bizim işler geceleri olur. Yani gündüzlere çıktığımız oluyor ama genelde geceleri. Al bakalım Süleyman. Oo, sağ ol Adnan abim. İki tane hem de. Bir tanesi Mehmet'e. Buyur kardeş. Bazen yazmak konuşmaktan kolaydır. Ne o kardeş? Çok mu hoşuna gitti tecrübeli defter? Ne defter? Tecrübeli kağıt diyoruz biz bu geri dönüşüm kağıdına da. Beyefendi onu söylemek istiyor. Neyse abi, sizin işiniz vardır. Ben kaçar. Haydi güle güle Süleyman. Eyvallah Adnan abi, sağ ol. Kolay gelsin. Sağ olasın Adnan abi. Neden tecrübeli diyorsunuz peki? Aslında bu iş başka, biliyor musun Mehmet? Kağıtlar biz insanlara çok benziyor. Biz de onlar gibi doğduğumuz zaman bembeyaz, tertemiziz. Üstümüze hiçbir şey yazılmamış. Boş bir kağıt gibiyiz, boş bir sayfa gibi. Ama sonra bir an geliyor, hayat seni çöpe atıveriyor. İşte o an, insan hayatında geri dönüşümün başladığı andır. Önce parçalara ayrıldığını hissedersin. Böyle lime lime olduğunu. Sanki bir daha hiçbir araya gelmeyecekmişsin, bir daha hiç birleşmeyecekmişsin gibi. Eriyip gidecekmişsin gibi. Sonra da bir hamura dönüşürsün. Yaşadığın her şeyi içinde barındıran ama hepsini sıfırlayan bir hamura. Sonra da ne yapar biliyor musun hayat? Seni tutkalla tekrar birleştirir. Paramparça insanın tutkalı olan aşkla.
Bir de bakmışsın, ne olmuş? Yeniden beyaz bir sayfa oluvermişsin. Yeniden temiz ve saf. Ama bir farkla. Ruhunun rengi biraz kavruktur artık. Tecrübeli kağıtlar gibi. Yaşamış olduğun her şeyin izini bir şekilde ruhunda taşımaya devam edersin. Burada olmak o kadar da kötü değil be Mehmet. Her zaman iyidir yeni başlangıçlar. İnsanın da tecrübelisi makbul. Kocaman kocaman koridorlar. Karınca gibi insanlar. Bir görsen. Kimse kimseye bakmıyor. Zeynep kenarda çalıyor. Geçenler de önündeki kutuya para atıyorlar. Nereden öğrenmiş çalmayı peki? Babası öğretmiş. Şimdi hapisteymiş. Hapiste miymiş? Neden? Herkesin bir derdi var oğlum. Zeynep küçükken çok hastalanmış. Tedavi için paraları yetmeyince babası çalıştığı yeri soymuş. Ama tedavi başarılı olmuş. Hırsız mıymış babası? İnsan evladı için ne yapmaz ki? Neler yaptın sen bugün bakalım? Çarşıdaki antikacıyla tanıştım. Adnan Bey. Güzel defterler yapıyor değil mi? Evet. Bir de Süleyman diye biri vardı yanında, belki görmüşsündür. Ben belki onunla işe çıkacağım babaanne. Git. Git yavrum. Fark etmediğimi zannetme Zehra Sultan. İlaçlarını aksatıyorsun. Tamam, tamam. Unutmam. Her şey daha iyi olacak babaanne. Sen hiç merak etme, tamam mı? Vay doğrucu Davut vay. Hoş geldin bakalım. Hadi git bana bir çay getir. Hadi. Tabii milyon dolar dolandırmakla bir işlemci çalmak aynı şey değil mi? Ha? Söylemediler mi sana? Söylemeden mi gittiler sana paracıkların yerine? Ha? O yüzden mi burada sürünüyorsun? Öldürürüm lan seni! Burada fazladan yazdığın her şeyi herkes anlatırım lan! Tamam tamam! Pırını pırını topla defol git! Sütü bozuk! Siz bozdunuz lan o sütü! Hepsi sizin suçunuz! Bizim bir suçumuz yok! Allah'ın belası! Mehmet kardeş. Hayırdır? Yüzün sirke satıyor. İşi bıraktım da. İyi, zaten mutlu değildin ki. Niye üzülüyorsun? Evet ama işte. Yani paraysa eğer sorun, Zehra teyzenin gümüşler size daha bir sene yeter, ben sana söyleyeyim. Ya vallahi Adnan abi, öyle bir partiyi ben tek getirsem emekli olurum ha. Çöpten de gümüş çıkmıyordur herhalde. Neler çıkar? Şaşarsın.
Ya var ya Süleyman hazine avcısı gibidir Mehmet. Siz beraber takılsanız da biraz. Hatta bak bu gece beraber çıkın. Belki bir şeyler bulursunuz. Hafifmiş bayağı ya. Daha ağır görünüyor halbuki. Tamam. Ay yaşa. Ben akşam geliyorum senin o zaman. Anlaştık. Sen şimdi bununla kağıt toplayacaksın öyle. Ya Sürüyo, bir şey söylesene ya. Buyurun ben ne diyeyim? Biraz afilli olmuş ama yapacak bir şey yok artık. Yapışır benim torunuma. Hadi gidelim ya, tamam. Hadi. Annem. Tamam. Bak gelişe bak. Gördün mü bizim çocukları? Ezel koçum hayırlı işler. Bak diğeri de geliyor. Hadi biz de gidelim. Çok bekleyeceğiz mi burada? Az kaldı, az kaldı. Hande ise başlar. Bakalım bu akşamın şanslı çifti kim olacak? Aha. Haydi bakalım, şenlik başlıyor. Kalk. Hadi oğlum kalk. Hadi mesai başlıyor hadi. Yazık oldu ya. Ne ediyorlar? Aha. Bak şimdi daha neler gelecek. Sen ciddi misin? Tabii canım. Bu abla bir şey değil. Telefon. Ne şey bu ya? İyi misin? Yenge, içi boş bunun. Bak bakalım, doğru mu lan? Ya vallahi bir şey yapmam. Boş. Neyse, kutusu para eder. Allah! Anam hakkım. Allah kardeşim. Kafama yenge, kafama. Atma oğlum, atma bu. E kısa yunun kârı. Kardeşim. Şunda. Sonra kadar gelsin. Sağ ol, onlara kardeşimiz aramıza yeni katıldı. Sonra sonra olacak. Ortam abi, Sadık abi, Yusuf abi. Onlar bizim abilerimiz. Memnun oldum. Kolay gelsin. Tamam, görüşürüz. Şimdi bizim link. Tamam. Kardeşiniz orada. Kasısın ona falan. Sağ ol. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hadi gel. Sağ olasın.
Kolay gelsin. Gel buraya kardeşim. Mehmet kardeş aramıza yeni katıldı. Bundan sonra bizimle çalışacak. Ezel kardeşimiz. Merhaba. Tuğbay kardeşimiz. Merhaba. Ezel, anlat bakalım bizim için cilvelerin. Bu işte biraz beyin, biraz da tecrübe olacak. Tecrübe bilgi sahibi olmak. Tecrübe gezmek. Tecrübe öğrenmek. Tecrübe çalışmak. Tecrübe çile çekmek. Tecrübe hayatı öğrenmek. Tecrübe budur. Yeter ki beyninden ve de kalbinden geçenleri hisset. Dinle. Ruhumun nuru. Babaanne. Uyumadın mı sen? Merak ettim ne yaptın. İyiyim ben babaanne. Merak etme tamam mı? Hadi sen yat artık. Gel ben seni yatırayım. Ama bak iyi gördüm seni ha. Sabaha kadar sokaklarda dolaşmak yormamış. Bendeki sorun ayaklarımda değil zaten. Ha. Ama bileklerde bir sorun olmuş galiba. Ben kimseye anlatamadım. Hayatımdan değil, damarlarımda kandan kurtulmak istedim sadece. Mehmet bak, hepimiz kendimiz yaşarız bu hayatı, gerisi palavra. Hop birader. Ne yapıyorsun sen? Sana sorduk lan. Kimden aldınız da? Ya çöp bunlar. Ne izin ediyorsun? Çöp mü? Kimsin lan sen? He? Bizim mahalle burası lan. Kimden aldınız mı? Ya dur ne yapıyorsun? Nereye gidiyoruz ya? Yenisin sen. Patronun kim bakayım sen? Patronum yok benim. Tek başıma çıkmıştım. Bak sen. Hele kafana esti. Dedin gideyim kağıt toplayayım ha. Oğlum. Bak biz bu sokaklarda düzeni sağlayabilmek için yıllarımızı verdik. Öyle. Kolay kolay. Ben geldim. Şimdi söyle bakalım. Kimin adamısın sen?
Ya Süleyman var arkadaşım, onunla yapmıştık arabayı. Aa. Kimmiş bu Süleyman? Tanıyan var mı? Adnan abi var, o tanıştırdı bizi. Hangi Adnan? Bizim antikacı Adnan abi mi? Evet. Lan oğlum, bana Adnan abinin adamını mı getirdiniz ya kapatça? Allah sizi. Çaz çabuk. Birader, adın neydi senin? Mehmet. Bak Mehmet kardeşim, bu adamlar biraz hassastır. Ekmeklerini sabahlara kadar sokaklardan toplar bunlar. Emeğini çalmaya kalkana da çok hassas oluyorlar. Hı? Tamam, sorun değil. Hadi. Şimdi sen git. Ben Adnan abi ararım. Bizim de kusurumuza bakma artık. Ama keşke sen de söyleseydin Adnan abi diye ya. Ha? Hadi koçum. Git. Ben gideyim artık. Adnan abinin yanına gideceğim. Tamam. Ne yapacaksın? Başka iş mi baksan acaba? Hayır, bu iş gayet iyi babaanne. Sen akşam yine beni bekleme, olur mu? Olur. Oo, Acemi Keton sana isyan olmuş. Oğlum niye adamlara söylemiyorsun adımı sokakta seni sıkıştırdıkları zaman? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Korktum biraz. Ya neden korkuyorsun? Alt tarafı 3-5 kilo kağıdını alacaklar. Yani o da doğru tabii de. Yani. Neyse, iyi misin şimdi bari? İyiyim, yok bir şeyim. Emin misin? Bak, hala bu işi yapmak istiyorsan, dün depoda tanıştığın Hasan var ya, her tarafa haber sağlar rahat çalışabilmen için. Arabayı tamir etmek gerekecek. Tabii canım, ona ne şüphe. Ben en iyisi aletleri alıp geleyim. Kaç yaşındasın sen? 11. Maşallah ama dil pabuç. Ne yaparsın Ayaz işte? Bizimki de Ayaz. Ben annem olamam senin herkese. Ama senin de en iyi ben anladım. Nasıl yani? Benim babam da Ayaz. Bak, bir şarkı diyor işte. Nasıl metroda işler? Güzel. Gel, seni de götüreyim bir gün. Hem beraber çalışırız. Olur, tamam, gidelim. Tamam. Senin şansına. 38 lira var burada. Ne kadar duruyorsun burada genelde? Hasılat 250 olur, ben gider. Tamam işte, onu soruyorum. Ne kadar sürüyor yani? Ha, sen sıkıldın, ondan soruyorsun. Hayır, sıkılmadım. Merak ettim sadece. Hadi hadi, sıkıldın tamam. Baksana, çıkarmadın hala kafandakini. Onun seninle bir alakası yok. Utandın değil mi? Ya boş ver be. Şunların hangisi senin yüzüne bakıyor? Bak bak.
Bakmazlar. Baksalar da senin düşündüğün gibi seni tanımazlar. Acı gerçekle yüzleşmen lazım. Neymiş o acı gerçek? Kimsenin umurunda değilsin. Ve ayrıca bu haini hiç güven terkin etmiyorsun. İstersen yine takabilirsin. Bu üşüdüğünde. Bak bu şarkı da benden sana gelsin. Zehra teyzeciğim, nasılsınız? Adnan Bey oğlum. Epeydir görüşemedik, bir uğrayayım hatırını sorayım dedim. İyi ettin, iyi ettin. Geçen gün getirdikleriniz vardı ya. Bunlar onların ederi teyzeciğim. Sağ ol, sağ ol. Birkaç parça daha var ama onları daha sonra getiririm ben. Tamam. Mehmet nasıl? İyi, iyi tabii. Bayağı toparladı. Sabah kız arkadaşı geldi, gezmeye gittiler. Hadi canım. İyi maşallah, çok güzel ya. İnes ben kaçayım şimdi. Sizi de bekliyoruz dükkanı gene, çayımızı içmeye uğrayın. Olur, özetmeyin olur. Kendinizi. Olur, görüşürüz. Hadi görüşmek üzere, hoşçakalın. Zor olmuyor mu bütün gece dolaşmak? Tam tersine, insan kendini böyle acayip dinç hissediyor güneşin doğduğunu görünce. Kim bilir kimlerle karşılaşıyorsun bütün gece. Neler var bir bilsen. Bazen düşünüyorum, daha düzgün bir iş olsa. Namusumla paramı kazanıyorum. Tertemiz işimi yapıyorum. Yaşıyoruz işte, daha ne olsun? Evet ama ne bileyim işte. Yakıştıramıyor musun bana? Yok öyle değil. Ama işte... Aman sen beni boş ver. Neden beni bırakıp gittin Mehmet? Ceren'e baktığımda geçmişe dair ne varsa hepsi gözümün önüne geliyor.
Eskiden ona baktığımda kendimi görüyordum. Şimdi kendimi görmek istemiyorum. Peki, mutlu musun? Mutluyum. Senin sayende. Tamam. Mehmet kardeş, Allah helal olsun. Sen hangi ara öğrendin böyle kullanmayı? Oh. Ah. Kağıt yapalım bunlardan babaanne. Tecrübeli kağıt. Zehra teyzeciğim, hayırdır, nereye böyle? Mehmet'le buluşacağım. Hadi bakalım, benim için de gezin.
Babaanne, ben mahkemeye gitmedim. Neden oldu? Gerek yok ki artık. Sorun isimde değilmiş. Sen bilirsin. Evet babaanne. Ben biliyorum artık. Oturalım mı şuraya? Oturalım. Hoppa. Eskiden buralar daha bir güzeldi bizim gençliğimizde. Dedenle burada tanışmıştık. Burada mı? Burada. Evlenme teklifini de burada yaptı. Bir kutu lokum getirmiş. İçine de bu yüzüğü saklamış. İki kuruş, iki kuruşmuş ya, ama ne güzel değil mi? Buyurun, kime bakmıştın? Aa, yüzünüzden tanıdım. Siz Mehmet'in sevgilisisiniz değil mi? Evet. Zehra teyze nerede biliyor musunuz? Ha, onlar Mehmet'le gezmeye gittiler. İyi misin? İstersen gel, onlar gelene kadar bizde bekle. Ben... Gideyim mi babaanne? İyi misin? İyiyim. Beni sen iyileştirdin. Ama artık gitmem gerek. Babaanne. Hı hı. Artık beni bırakman gerekiyor. Nereye defnedeceksiniz? Aile mezarlıkları vardı. Oraya. Mehmet'in yanına defnedeceğiz. Olaylardan sonra ilk hastanedeki doktorlar fark etmişler garipliği. Kendi kendine konuşuyor dediler. Ruhumun nuru. Babaanne kurban olsun sana. Ha? Babaanne beni buradan götür. Babaanne buradan gidelim. Gidelim. Sonra birden ortadan kayboldu Zehra teyze. Çok aradım. Sonra eşyaları evden İstanbul'a taşıyan kamyon şoförünü buldum. Meğer burada hepinize Mehmet'ten bahsetmiş. Onunla yaşıyormuş gibi. Onu iyileştirmemiz lazım derdi bana hep.
Her şey yolunda babaanne, merak etme, tamam mı? Hadi sen uyu artık. Ben seni götüreyim, gel. Mehmet'i iyileştirmeden de göndermemiş anlaşılan. Tabii o iyileşince de...